Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bu dersimizde Tanzimat Dönemi Edebiyatı ile ilgili sorular çözeceğiz. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı özellikle başlangıcı ve sonuçlanışı itibariyle Türk Edebiyatı'nda oldukça uzun ve önemli bir yer tutan edebi anlayışımız ve Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nı işlerken özellikle birinci döneminde toplumcu bir bakış açısı, toplumsal bir fayda, ikinci döneminde ise sanat için sanat anlayışını göreceğiz. Hadi gelin sorular üzerinden bir bakalım tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'na. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Bir numaralı cümle. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı Şinasi ile Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları ilk özel gazete olan Tercümanı Ahval ile başlar. Evet bu bilgi doğru bir bilgi. İlk özel gazetemiz ve ilk özel gazetemizi Şinasi ile Agah Efendi çıkartıyorlar. Sonrasında bu dönemde gazeteciliğin yine gelişmiş olduğunu görüyoruz. Özellikle ilk resmi gazete takvimi ve kayı gibi yine yarı resmi gazete olarak bildiğimiz Ceride-i Havadis gibi gazeteleri de bilmemiz gerekiyor. Evet tanzimatın başlangıcı edebiyat olarak tercüman ahval ile oldu cümlemizi tamamladık. Peki ikinci cümleye baktığımızda bu edebi yönelim sanatçıların sanat anlayışları göz önünde tutulduğunda İki dönem olarak ele alınır. Tanzimat 1 ve Tanzimat 2 şeklinde. Bu bilgimiz de öyleyse doğru bir bilgi olarak karşımıza çıktı. Peki 3 numaralı cümleye baktığımızda, birinci dönemde eser veren sanatçılar eserlerinde toplumun faydasını gözetirken ikinci dönem sanatçıları bireysel konulara yönelmişlerdir. Evet, birinci dönem sanatçıları daha çok toplum amaçlı hareket etmişler ve toplumun faydasını gözeterek sanat toplum içindir şeklinde hareket ederek eser vermişler. İkinci dönem sanatçılarında ise sanat sanat içindir anlayışı ön plana çıkmış. Dolayısıyla 3 numaralı cümlede verilen bilgilerin de doğru olduğunu görmüş olduk. Peki 4 numaralı cümleye baktığımızda bu nedenle birinci dönemde ortaya konan ürünlerde realizmin izleri görülürken ikinci dönem ürünlerinde romantizm etkili olmuştur. Sevgili arkadaşlar Evet, birinci dönemde toplumcu bir bakış açısı. Sanat toplum içindir. İkinci dönemde sanat için sanat anlayışı hakimdir ama tanzimatın birinci döneminde özellikle bizim için bilinmesi gereken kavramlardan biridir bu, önemlidir. Birinci dönemde klasisizm, klasisizm ki aklımıza Şinasi, Ahmet Vefik Paşa gibi isimler gelir ve romantizm akımlara etkili olur. Klasisizm ve romantizm bunlar Birinci dönem. Peki ikinci döneme baktığımızda ikinci dönemde arkadaşlar özellikle realizm ön plandayken yer yer naturalist tavırlarda abizade Nazım'la beraber görülür. Naturalizm de vardır. Öyleyse birinci dönem klasisizm ve romantizm. ikinci dönem arkadaşlar realizm ve naturalizmin izleri görülür. Dört numaralı cümlede verilen bilgimiz bu nedenle yanlış bir bilgidir. Cevabımız belirlenmiş oldu. Peki 5 numaralı cümleye de bir göz atalım. Verilen eserlerin çoğu alanında ilk olma özelliği taşıdığından teknik açıdan zayıftır. Evet. Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı Taşukut, Talat ve Fitnat gibi, ilk edebi romanımız olan İntibah gibi, ilk tarihi romanımız olan Cezmi gibi, Arkadaşlar ya da ilk realist romanımız olan Araba Sevdası, köyden sözden ilk romanımız olan Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eserleri alanlarında ilk olma yönüyle oldukça önemlidir. İlk oldukları için de teknik açıdan yer yer zayıflıklar barındırır. Bu bilgi de bizim için doğru bir bilgidir. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili. Öyleyse 4 numaralı cümlede yanlış bir bilgiye yer verildiği için doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Tanzimat dönemi edebiyatını sorular üzerinden görmeye. Aşağıda verilen eserlerden hangisi? Bu parçada söz edilen sanatçıya aittir. Evet eserlere baktığımızda zavallı çocuk, macerayı aşk, harabat, araba sevdası ve sergüzeşt adlı eserler görülmekte. Peki parçaya bir bakalım. Edebiyat vasıtasıyla toplumu yönlendirmeyi amaç edinen yazarlar arasında yer alan sanatçı yaşadığı dönemdeki olayların etkisiyle siyasi ve sosyal temalı şiire yönelmiştir. Vatan, millet, insanlık, hak, hukuk, hürriyet, adalet, kahramanlık ve cesaret gibi temaları şiirlerinde başarıyla işleyen sanatçı vatan şairi olarak nitelenmiştir. Evet özellikle bakın arkadaşlar vatan şairi ifadesi bizim için önemli. Evet toplumun faydası amacıyla eser veriyor. Yani tanzimatın birinci döneminde ve yazmış olduğu eserlerde özellikle vatan millet gibi kavramlara değiniyor. Vatan şairi oluyor. Bu isim arkadaşlar tabii ki Namık Kemal. Evet Namık Kemal bizim için Tanzimat'ın birinci döneminde oldukça önemli bir isim. Özellikle tiyatroyu faydalı bir eğlence aracı olarak görmesi ve tiyatrolarını bu noktada yazması. Verilen eserlere baktığımızda evet Zavallı Çocuk adlı eser Namık Kemal'in yazmış olduğu tiyatrolarından biri. Öyleyse Namık Kemal hemen A seçeneğinde karşımıza çıktı ve doğru cevabımız da ortaya çıkmış oldu. Gelin diğer eserlere de bir göz atalım. Macerayı Aşk adlı eser Abdülhak Hamit Tarhan'ın önemli tiyatrolarından biridir. Abdülhak Hamit Tarhan. Öyleyse arkadaşlar B seçeneğinde verilen Macerayı Aşk'ı eşleştirmiş olduk. Peki Harabat adlı eser Türk Edebiyatı'nda ilk şiir antolojisi olarak gösterilebilecek eserlerden biridir. Ve Ziya Paşa'ya ait bu önemli eseri mutlaka bilmek gerekir arkadaşlar. Ziya Paşa'yı da C seçeneğinde verilen eserle eşleştirmiş olduk. Araba Sevdası Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanı kabul edilmekte. Ve Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem. Türk Edebiyatı'nın İlk realist romanının yani Araba Sevdasının yazarı. Öyleyse D seçeneği de bizim için eşleştirilmiş oldu. Peki Sergüzeşt adlı eser Dilber'in özellikle hazin hayat hikayesini konu alan bu eserde arkadaşlar Sami Paşazade Sezai tarafından. Evet Sami Paşazade Sezai'nin kaleme almış olduğu bir eser olarak karşımıza durmakta biz Namık Kemal ile eşleştirmiştik verilen parçayı zavallı çocuğuyla. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar tanzimat edebiyatı sorularının çözümüne. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerin hangisidir şeklinde yöneltildi sorumuz. Bakalım eser nasıl tanıtılmış. İyi bir ailenin çocuğu olan ve annesi tarafından babasız büyütülen Ali Bey. Arkadaşlarının ısrarı üzerine yeni açılan Çamlıca Tepesi'ndeki gezinti yerine eğlenmeye gider. Evet kahramanımız bakın Ali Bey. Hemen aslında romanı hatırlayanlar için olay çözüldü. Orada Mahpeyker adında genç bir kadınla karşılaşır. Evet yine önemli karakterlerden biri Mahpeyker. Ve devam edelim. Genç ve tecrübesiz olan Ali Bey bu kadına aşık olur. Evini ve işini ihmal etmeye başlar. Bu durum karşısında annesi Eve Dilaşup adında bir cariye aldı arkadaşlar. Hemen bakın 3. kahraman da geldi. Dilaşup. Evet. Annesi eve Dilaşup adında cariye alır. Oğlunun Dilaşup'a bağlanarak Mahpeyker'den kurtulmasını arzu etmektedir. Tabi roman ne oluyor sonunda? Mahpeyker'in özellikle çevirdiği entrikalarla içinden çıkılmaz bir hal alacak. Evet bu romanımız arkadaşlar Ali Bey'in, Mahpeyker'in ve Dilaşup'un kahramanı olduğu romanımız. Namık Kemal tarafından kaleme alınmış olan Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanı kabul edilen İntibah adlı eserdir. Seçeneklere baktığımızda İntibah'ı E seçeneğinde görmekteyiz. Cezmi ilk tarihi romanımızdı ve Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştı bu da. Karabibik köy romanımız olarak karşımıza çıkıyordu. Nabizade Nazım'la beraber Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai'nin eseriyken Müşahedat Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanı olarak karşımızda durmakta. Evet, bu nedenle verilen parçada söz edilen eser intibah olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Sevgili öğrenciler, devam ediyoruz. Sorularımızın çözümüne Tanzimat dönemi edebiyatıyla ilgili. Evet, bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şekline yöneltilen sorumuz 2022 AYT'de gelmiş. Hemen bakalım. Tanzimat sanatçılar arasında daha çok şiirleriyle tanınmıştır. Manzum hatta Mensur tiyatro eserlerinde bile şairane bir üslubu vardır. Çoğu uzun şiir olan şiir kitapları ile manzum tiyatrolarında aynı şairane üslubu kullanmıştır. Şairane bir yaklaşımla geldi sanatçımız bakalım. Şiirlerindeki kelime kadrosu, söz ve anlam sanatları, ifade çeşitleri nesirlerinde de görülür. Nazife Tezer, Eşber, Sardanapal, İlhan, Turhan, Aruz Vezni ile yazılmış oyunlarıdır. Evet eserlerimiz ortaya çıktı. Bu eserlerin sahibini hemen hatırladık. Edebiyat çevrelerinde bu eserlerle ilgili sahnelenmek için değil, okunmak için yazıldığı kanaati yaygındır. Özellikle Tanzimat Tiyatrosu'nun birinci evresine yani birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'na baktığımızda tiyatro eserleri oynanmak için var iken ikinci dönemde özellikle okunmak için olduğu söylenir ki bu eserlerde arkadaşlar yine bu tarzdadır. Evet verilen seçeneklerde Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan ve Şemsettin Sami'ye yer verilmiş. Arkadaşlar parçada söz edilen sanatçımız, eserleri sıralanan sanatçımız Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz.